Şimdi yani bizim ülkemizde biraz bakış açıları farklı. Bir kupayla aslında değerlendiriliyor ama aslında genelinde baktığında Abdullah Avcı son 6-7 senesinde yarışan ve puan ortalaması en yüksek teknik direktör. Evet bugün Allah bunu da nasip etti. Hem de büyük bir camiada nasip etti. Ama ben bu Türk futbolunun her kademesinde çalıştım. Her kademesinde oynadım. Her kademesinde çalıştım. Bugün böyle bir teknik direktör profili aslında yoktur. Yardımcı asistan koçluk yaptım. Altyapılarda teknik sorumluluk yaptım. Genç milli takımlarda çalıştım. İkincilikten bir takımla lige çıktım. A milli takım çalıştım. Her tarafında bulundum. Bence biraz evvel diğer kulüpler için de söyledim de hayatta doğru dürüst, samimi bir şekilde davranıyorsan hayat sana fırsatlar veriyor. Onun için bugün itibariyle geçen sene Trabzonspor'la Süper Kupayı yaşadım. Şimdi Süper Ligi yaşadım. Umarım Türkiye Kupası'nı da yaşayacağız. Başkan bazen bana şey 6 ayda bir kupa alıyorsun diyor. Ondan sonra ben de 20 sene çalıştım. Onun için şimdi belki karşılığını alıyorum dedim. Abdullah Avcı çalışmaya devam edecek, üretmeye devam edecek ekibiyle beraber. Çalışmadan, üretmeden, iletişim kurmadan hiçbir karşılığı yok. Onun için bunu geliştirin. Bu oyun artık yerinde durmuyor. Yani Ahmet'in girip Mehmet'in çıktığı bir oyun değil, bir organizasyondur. Kulübün içi de, sahanın içi de. Her tarafı bir organizasyondur. Ben de bununla ilgili kendimi devamlı geliştirmeye çalışıyorum ekibimle beraber. Bir gün eğer bunu hissetmezsem, o zaman zaten çekilirim. Şu an itibariyle üretmeye, yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Peki hocam, teşekkürler. Nurgül Hanım. Nurgül Hanım. Hocam. Efendim. Tebrik ederiz hepimizi. Teşekkür ederim. Biz de çok inanılmaz duygu yoğunluğu yaşadık. Bir sezonu birlikte geçirdik. Nurgül Günaydın, Güne Bakış Gazetesi ve Futbol Arena. Bu arada onu da belirttim. Hocam buraya geldiğiniz ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Karadeniz'in hırçın dalgalarında savaşmaya geldim dediniz. Zaman zaman tabii ki yani böyle çok fazla yaşamadık ama son dönemlerde biraz beraberlikler artınca insanlarda biraz böyle bir şeylik oldu. Karadenizlisiniz siz de biliyorsunuz. Karadeniz insanı Kaygı. sabırsızdır. Biraz kaygı oldu ama siz o süreci çok iyi yönettiniz. Hocam siz o ara yani onu nasıl başardınız? Bir de gerçekten o kadar hırçın mıydı bu dalgalar bu sezon? Ben Nasıldı? Çok hırçın şeyle karşılaşmadık ki biz 18 ay oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam gelirli. Biz bu sene toplamda iki mağlubiyetimiz var. 10 Kasım'da gelmiş. 17-18 ay 18 ay olmuş geleli. Yani ne oyun olarak ne skor olarak çok dalgalanan bir Trabzonspor olmadı. Birçok istatistik rekorların kırıldığı bir Trabzonspor var aslında bugün itibariyle baktığında. Ama şehrimizin o kanının çok hızlı aktığı, böyle ileride anlatacağım çok güzel hikayelerle de karşılaşıyorum aslında, esprili hikayeler. Ben hiç şey yapmadım, kaygım olmadı. Üç beraberlik aldık. Futbolun içinde bunlar çok normal. Biz Avrupa'nın ortalamasında, puan ortalamasında da olan bir takımız. Hani üç beraberlik üst üste alınabilir. İki maç kaybettim ben dört penaltıyla. Bunlar bu işin içinde var. Birini de kendi kalemize. Bir tanesi de kendi kalemizdeydi. Evet doğru. Onun için ben bir kaygı yaşamadım. Şehirde zaman zaman olabilir. Olumsuz duygular, düşünceler olabilir. Belki bunun evvelki yaşanan süreçlerde. Ben de bu olumlu bakışımı dışarıya doğru yansıtmaya çalıştım. Onlar da buna, taraftarlarımız da buna çok olumlu tepkiler verdiler ve hep destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum tekrar.